Ayva çekirdeği jili. Ben ona bayılıyorum. Mükemmel bir şey. Önce hamilelere haber. Tamam hadi, harika. Karın büyüdü. Evet. Doğumdan sonra burada çatır çatır çatlaklar aynen. var. Aynen. Derhal. Derhal. Ay mükemmel bir şey söylüyorsun. Bütün çatlaklar hanımlarda özellikle baldır kısmında meydana gelen çatlaklara. Çatlaklarda. Ay mükemmel. O çok şey. Mesela şikayetçiyiz evet. o konularda. Evet. Bak elime sürdüm, keşke sen de sürseydin. Ay, nasıl gerdirdi. Harika oldu bir anda değil mi? Ben vallahi mis gibi oldu. Gerdirdi. Sizinle. Hissediyorsun yani, insanlar bunu söylüyor. Hocam hemen hissetmeye başladım. Doku hemen onu fark ettiriyor. Hemen alıyor. Hemen ayva çekirdeği ayva jeline çekirdeği dönelim. Ayva çekirdeği jeli dönelim. Jel. Bunu çocukluğumdan beri ben hep şunu söylüyorum. Yeni bir takım kalıplarım var. Büyük annem de yapardı. Tabii. Benim büyük annem de böyle şeyler yapardı. Krem mi vardı Allah aşkına tabii, o zaman? Tabii tabii. Biz bir ayvayı aldık, çekirdeklerini çıkardık. Şöyle çekirdeklerini göstereyim size. Bunu bir gece önceden hiç kaynatmıyorsunuz. Suya bırakıyorsunuz. Jeli suya bırakıyoruz sadece. Evet. Bakın, i̇şte bu. Jellenecek. Bunu ne kadar bekletirseniz o kadar jellenme göreceksiniz. Doğal bir şey işte, bu kadar. Tamam, jellendi. Ben de bu ayva tatlısını ne severim. Bir de o pişince üzerinde o jölesi böyle altta kalır. Aa, onları böyle canım. üstüne koyarsın. Allah. Ben hiç kaynatma diyorum. Direkt. Yani istiyorsanız çok hafif kaynatabiliriz. Bakın yok, şimdi, ben yemek bak. Açısından yani tatlı anlamında söylemiştim sevgili Oğuz abicim. Tatlıyı da yesek sevdiklerimize iyi gelir mi? Gelmez. Ne oldu? Selülitler için bu. Bak şu kıvamı göstermeye çalışıyorum. Mükemmel. Çekirdeğiyle. Bu jel beraber. Midir çatlakların bu savaşçısı? Jel. Şimdi ben bunu tekrar buraya aldım Ebru. Evet. Ne yapacağım hayatım? Ya bunu, ne yaptık? Ayvayı bunu, kestikten sonra içindeki çekirdeklerini. Ayvayı kestik. Normalde şöyle bir su bardağının içinde, çay bardağının içinde, ılıcık bir suyun içinde bir gece bekletin, jellenmeye devam edecek o. Ben evde hep yapıyorum ve buzdolabının içinde, arkadaşlar inanmayacaksınız, 2 ay boyunca bütün yapısını koruyor. Çünkü bunlar kendisi antioksidan. Tabii. Yani siz bunu küflendirmediğiniz şey bir ortamda, açık bir ortamda bırakmadığınız sürece hiçbir sıkıntı yok. Tamam. Şimdi bu jelin içine biz ne yapalım? Sen bunu tut istersen. Ha bir şey geliyor tabii evet, ki de. Evet. Gül suyu. Ha gül suyu. Çok değil. Bu kadarcık. Bunu gül suyuyla bütün çatlak olan yere tamponlayacağız. Aa. Ya bunu cildinize sürdüğünüzde cildiniz de gerginleşiyor. Yani ay, çok güzel de koktu. Gibi, ama muhteşem mükemmel, bir şey. Mükemmel. Yani çatlaklara son hanımlar. Çatlaklar bakın, için son. Şurada yaza ne kaldı lütfen hadi çatlaklar. Evet o seyirleri hoşumuza gitmeyen için. Deri bozuklukları, görüntüleri çok ayva jeliyle şey yok söyledin. Ediyoruz. Deri bozuklukları evet. dedi. Pul pul dökülmelere de muhteşem mükemmel. Faydası var. Dökülüyor yani bazı mesela kollarda falan görüyorsunuz doğru. kıtır kıtır oluyor. Biraz az su için, biraz nemsiz bırakın vücudu. Zaten hemen perişanlık. Hemen perişanlık. Türkçesi o. Ay harikasınız. O zaman bu ayva çekirdeği jelini tariflerinde mutlaka zaten sayfamızda takip ediyorsunuz evet. kaçıranlara. Özellikle hamile hanımlar, hamileliklere doğal olduğu için rahatlıkla kullanabileceğiniz bu tarifi lütfen not ediniz. Ayva gidiyor, gitmeden hemen yapsınlar, hemen. 2 ay kullanabilirler. Ayvayı depolayın, hemen çekirdeklerini koyun suların içine, bu kadar.